Efendim altı muhalefet lideri Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geldi dün. 7 saat 15 dakika süren toplantıdan iş birliğine devam kararı çıktı. Muhalefet liderlerinin dördüncü zirvesi Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı. Saat 19'da başlayan toplantı gece saat 02.20'de sona erdi. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada seçim sonuçları açıklanana kadar işbirliğine devam vurgusu yapıldı. 10 maddelik ilkeler ve hedefler bildirgesi yayımlandı. Altılı Masa'nın gündeminde seçim güvenliği, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve ekonomik gelişmeler vardı. Yapılan açıklamada fiyat istikrarının sağlanması için kur korumalı mevduat sistemi uygulamasına son verilmesi çağrısı yapıldı. Göçmen sorunu konusunda da bir komisyon kurulacağı açıklandı. NATO'nun genişlemesi konusunda Türkiye'nin tutumunu değerlendiren muhalefet liderleri teröre destek veren ülkelere karşı Türkiye'nin haklı taleplerinin tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler için geçerli olduğu vurgusunu yaptı. Terörle mücadelede atılan adımlara destek verdi. Altı Parti'nin 10 maddelik ilkeler ve hedefler bildirgesinde ise parlamenter sistem, özgürlükçü kamu düzeni, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, bağımsız yargı, sosyal devlet ve gelir adaleti, üretim ve istihdam odaklı ekonomi, siyasi etik reformu, etkin ve itibarlı dış politika başlıkları yer aldı.